Sevgili YouTube izleyicileri hepinize merhaba. Bu hafta kanalımızda yönetici arkadaşlarım bana sıklıkla sorduğu bir soruyu gündeme taşımak istedim. Kıdemli çalışanları nasıl yönetiriz Selmin? Bu sorunun altında kuşkusuz iş hayatında yaşadıkları bazı zorluklar var, bazı zorlanmalar var ve orada ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ve on binlerce yöneticiyle buluşmuşumdur. Sohbetleri dinlediğimde Türkiye'de kıdemli çalışanlarla ilgili hatalı 3 tane genellemenin olduğunu görüyorum. 1. Kıdemli çalışanlar yetkin çalışandır gibi bir inanç var. Kıdemli çalışanlar yetkin çalışan değildir. Kıdem ve yetkinlik doğru orantılı olarak artmaz. Bir pozisyonda 6 senedir çalışan birinin ortaya koyduğu performans 2 senedir çalışan birinin altında kalabilir. Yani bu sizi yanlış bir yere doğru götürür. 2. Kıdemli çalışanları yönetmek zordur deniyor. Bence bu kıdemli çalışanları yönetmenin zorluğuyla ilgili bir şey değil. Kıdemli çalışanların arasında küskünler, gücenmişler, hayal kırıklığı yaşamış olanlar, belki bu yüzden de toksik iletişim tarzını benimsemiş olanlar var ya da olumsuzluklarını yayanlar var. Bunları yönetmek zor olabilir. 3. Kıdemli çalışanları terfi ettirmek gerekir deniyor. Ben özel sektöre hizmet veriyorum. Belki bu 657'ye tabi devlet memuru gerçeğinden, o bilinçten geliyordur. Özel sektör böyle değil. Özel sektör nasıl terfi ettiriyor? Üst pozisyonun yetkinliklerini yerine getiren çalışanları değerlendirme merkezlerine alıyor ya da genel görüş gözlemlerine bakıyor. Yani davranışa bakıyor, ortaya konan performansa bakıyor, ona göre terfi ettiriyor. Bankalar var, bazı bankalar oradaki yıl arttıkça maaşlarında bir takım artışlar filan oluyor. Yani o deneyime saygı gösterdiğini anlıyorum ben burada. Ama genel olarak bunu söyleyebiliriz. Yani kıdemli çalışan illa da terfi eder gibi bir şey söylemek mümkün değil. Bu videoyu hazırlarken şunu düşündüm. Kıdemli ya da değil, yılları az ya da çok, beceri ve isteğine göre aslında çalışanları ele alsak diyor. Max Landsberg'in beceri ve istek matrisi var. Şafak, onu şuraya koyabilir miyiz? Şimdi bakın, bu görselden anlayacağız. Beraber okuyalım bunu. Bir XY koordinatı var. X koordinatında beceriyi, Y koordinatında da isteği görüyorsunuz. Şimdi becerisi bir çalışanın düşük, isteği de düşükse bizim ona talimat vermemiz lazım. Yani yönlendiriciliğimizin dozunu artıracağız. Bu ne demektir? Mentorluk yapacağız demektir. Becerisi yüksek, isteği düşük olan çalışanlar anlamını kaybetmiştir. Yoksa insan yeteneklerini niye ortaya koymasın? Zaten becerebildiği bir şey. Anlamı kaybeden çalışanlara anlam buldurtacağız işte. Teşvik edeceğiz onları. Burası bizim koçluk yetkinliklerimizi sergilediğimiz yer, koçvari liderlik ettiğimiz bir yer olabilir. Becerisi düşük, isteği yüksek çalışanlarımızı cesaret vererek yöneteceğiz. Onlara rehberlik edeceğiz. Becerisi düşük, becerisi yüksek, isteği de yüksek olan çalışanlarımız bizim ideal çalışanlarımızdır. Onlara görev vereceğiz, delegasyon yapacağız, takdir edeceğiz. Bu anlamda belki bu dörtlü diyagrama çalışanlarınızı, ekibinizi oturtabilirsiniz ve ben onları nasıl ele alıyorum acaba diye bir bakabilirsiniz. Güzel bir araç olduğunu düşünüyorum. Şimdi kıdemli çalışanlarınızı nasıl yönetirsiniz? 3 tane noktanın altını çizmek istiyorum. 1. Kıdemli çalışanlar toksik iletişime geçmiş, olumsuzlukları yayan biri bile olabilir. Fark etmez. Değer görmek isterler. Önemsenmek isterler. Lütfen kıdemli çalışanlarınızı işe dahil edin. Onların görüşlerini alın. Bu alttan liderlik etmek demektir. Hizmetkar liderlik özelliklerini yansıtmanız demektir. Herkes saygı görülmeyi hak eder. Bunu yapın lütfen. 2. Kıdemli çalışanlarınıza onların ilk zamanlarını hatırlatın. Biz bunu birçok yerde kullanırız. Bir ilişkinin ilk zamanlarını, başlangıçlarını hatırlamak kuşkusuz bütün insanlara çok iyi gelir. Değil mi? Çocukluğumuzu anmak mesela, onu hatırlamak, bir partner ilişkisindeki ilk zamanları hatırlamak, o hevesimizi hatırlarız. Eğer çalışanlarınıza o zamanı hatırlatırsanız yine oradaki haline dönebileceğine dair onu teşvik etmiş olursunuz.
Üçüncüsü ve son olarak kıdemli çalışanlarınızın mutsuzluklarını işe koşun lütfen. Onları meşgul edin, görev verin, delegasyon yapın demek istiyorum. Kıdemli çalışanlara belki ayrıca bir video çekmek lazım. Eğer siz kıdemliyseniz ve bir şekilde eğer gücenmişseniz, yolda biraz yorulmuşsanız, tükenmişseniz, küskünseniz size de bir şey söylemek istiyorum. Yolunuza bu gücenmişliklerle devam edemezsiniz. Değil mi? Onlar başkalarına değil, en çok size yük. O yüzden bu yükü sırtınızdan atabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Gerçekten bildiklerinizi, tecrübe ettiklerinizi, hatta yıllar içinde elde ettiğiniz deneyimi tecrübeye yansıtarak bilgeliğinizi ortaya koyabilirsiniz. Böylece hayat tıkanık olduğu yerden akmaya başlar ve daha akışkan bir hayatınız olur. Kendi ayağınıza taktığınız prangadan kurtulmuş olursunuz. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Unutuyorum ben videolarda tabii böyle doğuştan YouTuber falan olmadığım için. Lütfen seyredip gitmeyin, beğenin, yorum yazın, paylaşın. Değil mi? Teşekkürler.